Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuza geçmeden şöyle bir bu görseli size göstermek istiyorum. Biraz sonra hepsiyle ilgili tek tek bilgi vereceğim. Ama hepsini kadraja alamadığım için şöyle bir genelini öncelikle videodan önce görmenizi istedim. Bakın bu şekilde hepsi birbirinden güzel. Hepsi çok güzel renklere sahip olan çok güzel ipler. Birazdan size e, bunları nelerde ve nasıl kullanıyorum hepsiyle ilgili bilgi vereceğim. Bu şekilde önce bir görelim. Evet arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi e, iplerimin hepsini size bu şekilde göstermek istedim. Bir kadraja sığdıramadığım için. Biliyorsunuz ki daha önceden ben bir ip videosu çekmiştim aslında. Burada kullan, e, diğer videoda kullandığım iplerim havlularımla alakalıydı. Havlularımda hangi ipleri kullanıyorum? Genelde merserize ağırlıklı iplerdi. Bir önceki videomda onun tanıtımını yapmıştım. Ama daha sonraki e, gelen yorumlarda motiflerimde, battaniyelerimde, koltuk şallarımda hangi iplerimi kullandığımı çok soran oldu. Genelde hangi markaları tercih ettiğimi soranlar oldu. Ben de bu sorular e, artınca sizlere böyle güzel bilgili bir video çekmek istemiştim. Bir önceki videom havlularla ilgiliydi. Bu da bebek battaniyeleri, koltuk şalı, yatak örtüsü bunlarla ilgili olan bir video. İplerim gerçekten çok güzel. Hepsi kaliteli iplerdir. Çok da memnunum. Örümü kolay. Renkleri çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi ayrıntılı bilgilere geçeceğim sizlere. Hemen şuradan sizlere motiflerimi göstermek istiyorum. Hep sorardınız bana sizin motifleriniz işte çok güzel oluyor. Sizinki nasıl e, böyle güzel duruyor. Ben yapıyorum olmuyor gibi çok mesajlar alıyordum ben. İşte bugün o soruların cevabı kullandığım ipler, tığlarım hepsini sizlerle paylaşacağım. Tüm bilgilere siz de sahip olacaksınız. Bu görmüş olduğunuz birbirinden güzel motiflerimi yapmak için genelde buradaki görmüş olduğunuz görseldeki ipleri kullanırım. Evet motiflerimi bir kenara alıyorum ve hemen sizlere iplerden başlıyorum. İlk olarak e, ee, yarın başlamak istiyorum. Bunları artık bilmeyeniniz yoktur. Birçoğumuz biliyoruz. Birçok arkadaşımız kullanıyor bunlardan. Gerçekten güzel bir ip. Her yerde kullanılabilecek. Özellikle hırkalarda çok kullanılıyor. E, pamukludur ama hafif bir dokuya sahiptir. Tığ işlerinde çok özellikle kullanılır. E, şişte genelde kullananlar bunu şiş için biraz ince olduğu için iki kat yapıp kullananlar var. Ama benim örgüm zarif olsun ben ince olsun istiyorum derseniz tek katla da şişle yapabilirsiniz. Ama genelde Şiş de bunu iki kat olarak kullanıyorlar. Tığ da zaten çok güzel bir ip. Tığ olarak bunda kullanılan numara ben genelde 2 iki, 2,5 iki kullanırım ama yer yerçiasta 3 numara kullanan arkadaşlar da var. Ben biraz onun seyrek olacağını düşündüğüm için 3 numara kullanmıyorum. Ben 2 veya 2,5 numara kullanıyorum bu ipte. Bu markada yani. Arkadaşlar ben tığ numaralarımı da şimdi iplerime göre kendi kullandıklarım, kendi kullandığım numaraları söyleyeceğim. Ama dediğim gibi siz yine elinize göre değişebilir bu tabii ki, elinizin ayarına göre de siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama ben çok kalın tığ kullanmaktan yana değilim açıkçası. Hani benim istediğim örgü biraz daha böyle tok, hani biraz böyle sık dursun istiyorum çok gevşek olmasın istiyorum Bundan dolayı ben tığ numaralarım biraz daha küçük kullanmaya gayret ederim Evet buradaki sıradaki ipimiz e, Lamia Baby Cotton gerçekten çok güzel bir renk kartelası var e, aynı şekilde yine YarnArt Jeans'ta da aynıdır bunu söylemedim bunu gözden kaçırdım Kusura bakmayın tekrardan hatırlatayım en çok sevdiğim renk kartelası olan iplerden birisidir. Ee, 60'ın üzerinde renk seçeneği var. Gerçekten de çok güzel. İstediğiniz renklere sahip olabilirsiniz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Lamia Baby Cotton'dan ee, Ben yine bunu da çok severek ve beğenerek kullanıyorum. Bakın şöyle renklerini Çok güzel renk seçenekleri var. Şöyle bir bakar mısınız? Şunların güzelliğine. İnsan bazen örmeye bile kıyamıyor açıkçası. Ben öyleyim. Ee, bir rengim varsa yenisini almadan ikincisini örmeye geçmiyorum. O kadar kıyamıyorum yani yedeği olsun, stoğu olsun. Diğerini sonra örüyorum. Ee, bunu size şiş örgüsünde tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Ee, şiş örgüsünde harika diyebileceğiniz bir ip. Ben çok seviyorum. Şiş örgüsünü de tığ olarak da. Tığ olarak ben bunda 3 numara kullanıyorum arkadaşlar. İki buçuk bunun için biraz e, küçük oluyor. Elimizi cidden ciddi anlamda elimizi kolumuzu yoruyor yani. Ama 3 numara tam idealdir. Bunun için benim ölçüme göre ee, bunu da böyle şey yapalım geçmiş olalım ee, bununla da yine yatak örtüsü yapabilirsiniz koltuk şalı yapabilirsiniz bebek örgüleri için harika tığ olarak da olsun şiş olarak da olsun gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim iplerden bir tanesi bu ve ben de gerçekten oldukça fazla kullanıyorum bunu evet e, sırada şöyle hemen Gazallara bakarım. Evet. Gazal baby koton. Şu şekilde. Ben bunu da çok severim. Yani buradaki görmüş olduğunuz iplerin hepsini ben çok severek ve beğenerek kullanıyorum. Bir de bu şekilde gazal XL baby Cotton var. E, arasındaki fark şöyle söyleyeyim. Bunlar buna göre Biraz daha e, kalındır. Metrajı biraz daha kısadır. Ama dokusudur. Her şeyi tamamen aynı. Hani biraz daha ince zarif bir şeyler yapmak istiyorsanız bunu kullanın. E, ama biraz daha kalın yapmak isterseniz de bunları kullanın. Yine bunlar da şiş örgüsünde. Gerçekten e, kullanabileceğiniz bir ip. Şiş örgüsü için gayet uygundur. İçeriğine bakalım isterseniz biraz. 50 gramlık bir ip, 105 metre mesela bu. Diğerine bakalım. Bu da yine 50 gramlık ama 180 metre. Şöyle yakınlaştırayım görebiliyor musunuz? Çok netleşmedi sanırım. E, 180 metre biri. 105 metre biri. Arada e, ciddi fark var uzunluk olarak ama her ikisi de güzel her ikisi de tavsiye edebileceğim ipler sizler için ee, yine bu da en çok renk kartelası yani çok fazla olan e, oldukça renk çeşidi olan güzel bir iptir bunu da sizlere tavsiye ederim evet e, sırada yine etrofil var Etrofil de yine benim çok sevdiğim ve beğendiğim iplerden bir tanesi. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten bu da çok güzel bir ip. Bu da yine 50 gramlık bir iptir. Hemen metrajına bakacağım. Bir dakika bulamadım. Evet, bu da yine e, 105 metre etrofil. Yani şu gazal x'le olanla zaten kalınlık, doku, her şey tamamen ayrı. Yani birebir aynı diyebileceğimiz şekilde bunlar da yine metrajı da aynı, gramı da aynı. Bunlar da yine e, şişte bebek örgüleri için, özellikle amigurumi için tavsiye edebileceğim ipler amigurumi de çok güzel yapılıyor bunlarla bu şekilde yine gazal baby x ile baby kotonla da yine amigurumi çok rahatlıkla yapabilirsiniz Evet sırada benim en çok yine sevdiğim model iplerden birinde sıra Şöyle hemen şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten şu renklere, şu dokuya bakar mısınız? Çok güzel. Ben her şeyde rahatlıkla kullanıyorum bunu. Gerçekten harika bir ip. Ee, hemen şu motifimi göstereyim sizlere. Evet. Bu motifimin güllerini de ben genelde bu iple yaparım. Kar topu baby natural ipimiz. Özellikle şu iki rengine hastayım diyebilirim. Gerçekten dokusu olsun, renk seçenekleri olsun. Sadece arkadaşlar bunun kar topu baby natural'in beyazını sevmiyorum. Böyle kirli gibi duruyor. Çok güzel durmuyor. Hani ben beyazda Himalaya Perlenayı çok seviyorum, onu tercih ediyorum. Baby Kar Topu Baby Natural'in beyazını ben kesinlikle tavsiye etmiyorum, ben kullanmıyorum. Ama siz yine kullanmak isterseniz tabii ki bu sizin kendi kişisel seçiminiz kullanabilirsiniz. Ama ben rengi biraz kirli gibi olduğu için sevmiyorum. Bunu da yine şiş örgüsünde de gayet güzel. 100 gramlık bir iptir 200 metre boyunda her şeyde kullanabileceğiniz istediğiniz gibi motifler örtüler yapabileceğiniz çok güzel bir iptir oldukça kalitelidir tavsiye ederim dediğim gibi ben kendi kullandıklarımı sizlere tavsiye ediyorum hani sürekli sorduğunuz için hangi ipleri kullanıyorsunuz diye sorduğunuz için ben kendi kullandıklarımı size öneriyorum sıradaki ipimiz yine kar topu Evet şimdi ama maalesef artık bu üretilmiyor bakın yine şunların güzelliğine bakar mısınız renklerin harikalığına dokusu gerçekten çok severek ve beğenerek kullandığım bir ipti ama artık üretilmiyor maalesef Bunların yerine, e, bunların yerine bu baby natüreller çıktı. Bu da çok güzel tabii ki, bunu da seviyorum ama bu da gerçekten çok güzeldi. Keşke e, kaldırmasalardı, devam etselerdi diye söylüyorum. Güzel bir ip. Bunun da özellikle şiş örgüsü çok güzel. Ben bunlardan bayağı bir aldım, stok yaptım. E, siz de hani almak isterseniz belki her yerde bulunmayabilir ama ee, özellikle eski tuhafiyelere bakın. Hani bu aradığınızda bulamadığınız ipleri bulmak için özellikle eski tuhafiyelere bakın. Eski tuhafiyeler genelde elinden çıkarmak için uygun uygun da veriyorlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Bu arada evet sırada nako pırlantalarımız var. Nako pırlantayı ben motiflerimde veya örtülerimde çok kullanmam. Benim Nako pırlantayı kullandığım tek yer patiklerimdir ve bebek konverslerinde kullanırım. Genelde. Yapmış olduğum bebek konverslerinde ve patiklerde kullanırım. Onun dışında herhangi bir örgüde işte şapkadır e, örtüdür motifleri bunlar da kullanmıyorum. Bu şekilde bunu da size söylemiş olayım. Evet benim göz bebeğim diyebileceğim ip gerçekten bu. Hepsi güzel. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin ayrı bir kalitesi ayrı bir özelliği var. Ama gerçekten ben Himalaya Perlina'yı çok seviyorum. Özellikle beyazı. Bakın kar gibi. Bembeyaz. Beyazını her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, şurada Lamia'nın yine beyazı var bakın şöyle hemen ya ara ya bu da çok güzel bunu da çok seviyorum Lamia'nın beyazını da beğenerek kullanıyorum ama şu aradaki farkı siz bile göreceksiniz gerçekten Himalaya'nın beyazı kar beyazı gibidir daha güzel beyaz olarak en çok yani tercih ettiğim ip budur Himalaya perlina hemen size şu yine benim çiçeğimin, bakın şu gülümün şuradaki kullandığım yeşil çok sorulur bana hangisi diye. Ben onun için Nako Kaliko'yu kullanıyorum. Bakın. Nako'nun tek kullandığım ipi kalikodur. Şöyle. Bunu da yine e, şu an ekrandan ben görüyorum mavi gibi gözüküyor. Ama mavi değil e, ee, nasıl diyeyim size çok tatlı bir yine yeşil tonu mint de değil minte yakın bir yeşil tonu ama nedense ekrandan mavi gibi gözüküyor onu da anlayamadım e, ee, Nako Kaliko'yu da genelde motifimin dediğim gibi şunun yeşil kısmında yapraklarda özellikle kullanırım güzel bir iptir tavsiye ederim bunun da yine e, nakokaliko'nun beyazını sevmiyorum bunun da yine beyazı kirli gibi duruyor e, o yüzden onu kullanmıyorum burada yine e, kar topu 4 mevsim var bunları da yine çok e, severek kullanırım diğerleri kadar olmasa da ama yine bu da güzel bir iptir zamanında bunlardan da çok almıştım şu an bunların da üretimi yok ee, ama güzel bir iptir. Dokusu falan aynen Yarnart Jeans gibidir. Dokusu yani ona yakındır diyeyim. Biraz sadece ince olabilir. Ondan biraz incedir ama yine böyle koton bir iptir. Ve size göstereceğim. Başka ne kaldı? Evet. Şu şekilde. Bakın. Ankor, Indigoa, bunları da yine ben çok severim. Bunlar da maalesef artık üretilmiyor. Dediğim gibi eski tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bunları da e, bu da yine koton bir ip. 100 gramlıktır. Gerçekten güzel bir dokuya sahip. Ben önceden bunları da yine almıştım. E, güzelce bir stok yapmıştım. Her zaman olduğu gibi. Bunlardan da bu şekilde her şey örebilirsiniz. Bunlarla motiftir. Bebek ürünleri, patikler, bebek patikleri, e, koltuk şalları her şeyde orta kalınlıkta bir ip. 2,5 numarayla yapılabilen bir ip. Doğal olarak her şeyde kullanabileceğimiz bir ip. Genelde böyle arkadaşlar. E, yani kullanmış olduğum markalar bu şekilde. Lamia'nın, Kar Top'unun, Yarnatciens, Etrofil, Gazal, hani bu şekilde ipleri daha çok tercih ediyorum. Özellikle e, pamuklu olmasına dikkat ediyorum. Bebeklerde daha uygun olan ipleri seçiyorum, özellikle. Bu şekilde hepsi birbirinden güzel. E, bütün kullandığım ip bilgilerimi sizlerle paylaştım. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Ama şimdi tığlarımdan bahsetmek istiyorum. Hemen sizlere tığlarımı da bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar belki bir çoğunuz bilir belki bilmez bilmiyorum ama benim örgüye ilk başladığım tığım Bunlar. Ben çok küçük yaşta örmeye başladım. Benim ilk kullandığım tığlar bunlardı. O zaman böyle silikon saplı tığlarımız yoktu henüz. Bu şekilde bakın ee, bunlarla öğrendim ben. Daha sonra bu işi biraz daha hani şey, ee, daha sık yapmaya başlayınca ve bu tığlarımız çıkınca ben eee bunu aldım. Yani bu tığlardan silikon saplı tığlardan gri saplı tulipin. Genelde bunun ben en çok 2 ve 2.5'unu kullanırım. Şu şekilde. Ee, bunu da yine e, bu da 1.75'tir. Şöyle 1.75. Bunu da yine e, havlularımda Merserize iplerle kullandığım şeylerde kullanıyorum genelde. Şu şekilde. Ya yani en çok kullan yani tığ olarak hani marka falan önemli değil diyorlar aslında ama gerçekten önemli. E şimdi ben burada size en çok sık olarak kullandıklarımı göstereceğim. Şunlar var yine. Bunları sert dokulu şeylerde, örgülerde kullanıyorum. Çünkü bunlar biraz böyle hani demir gibi mi diyeyim şey olarak nasıl tam olarak bilmiyorum ama hani sağlam sert bir şey. Ee, doğal olarak hani esneme falan yapmıyor. Daha rahat hissediyorum. Sert dokulu şeyleri ördüğüm zaman bunları kullanıyorum. Ama genelde hiç elimden bırakmadığım olmazsa olmazım her yerde yanımda olan tığlarım bunlardır. Pembe saplı Tulip etimo. Bunu da artık birçoğunuz biliyor. Birçoğunuzda da bu tığ setinden hemen hemen herkeste var. E, şununla arasında ne fark var diyorlar. Şöyle e, Aslında birçok arkadaşımız arasında çok fark olmadığını söylüyorlar. Hani bununla pembe saplı olanın arasında çok fark yok diyorlar. Ama ben buna inanmıyorum. E, gerçekten arasında fark var. Hani bana göre var, daha doğrusu elinize aldığınız zaman e, bırakmak istemiyorsunuz. Yani sürekli örmek istiyorsunuz. İp sanki onda e, akıp gidiyor, daha güzel oluyor. Yeni örgüye başlayacaksanız, hani kolay bir şekilde öğreneyim, beni zorlamasın istiyorsanız gerçekten bir tane bu e, pembe saplı tulip etimodan tavsiye ederim. Böyle çanta olarak almak zorunda değilsiniz. Çanta olarak gerçekten biraz pahalı. Şu şekilde tane olarak şu şekilde tane olarak 25 lira gibi bir fiyata satılıyor. Bence en çok kullanacağınız 2 numarayı o şekilde alıp bundan kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Örgünün tadını alıyorsunuz. Zevkini alıyorsunuz. Nasıl ördüğünü anlamıyorsunuz bile. Ee, ben bunu tavsiye ederim. Gerçekten hani kahverengi saplı mı bu mu derseniz bence kesinlikle bu. Tabi bütçeye de bağlı. Hani ben bir şey diyemem ama alma imkanınız varsa böyle set olarak almanıza gerek yok. Tek olarak da alabilirsiniz. İşinize en çok lazım olan numarayı alabilirsiniz. Mesela burada 10 tane tığ var ama ben en çok şu 5 taneyi kullanırım. Burayı çok fazla kullanmıyorum mesela. Burada da bu 5 tanenin içinde hangisini daha çok kullanıyorsunuz derseniz şu 2 tanesini çok kullanırım. Diğerlerini de çok fazla kullanmam. Mesela şu 2 numarayla havlularda kullanırım genelde. 3 numarayı biraz daha kalın iplerde kullanırım ama 2.20 ve 2.5 her şeyde kullanıyorum. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, ben kendi kullanmış olduğum bütün malzemelerimi, iplerimin markalarını, hangisi şişte güzel olur, hangisi olmaz. Hani bunların hepsinin bilgisini sizlere verdim. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bütün dolapları aşağı indirdim diyebilirim sizlere bu ip videosunu çekmek için. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.